hocam şimdi Hazreti Mevlana ile ilgili olarak ona soruyorlar. İşte Eres meclisinde Allah'a verdiğin sözü hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki diye cevap veriyor. Şimdi bu sizin hocam yazdığınız makalelerde de hatta makalette Ruh Neyi Arıyor eseriniz, yazınız bununla ilgili başlı başına bir şaheser. Bununla isterseniz kapatalım hocam veya nasıl arzu ederseniz. Yani oradaki o maneviyat veya verilen sözün hiç unutulmaması ne anlama geliyor ve bizim bundan ne anlamamız gerekiyor hocam? Şimdi konuşalım mı yani? Bu da son olsun. Şimdi arkadaşlar, esasen insanoğlu devamlı bir arayış içindedir. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a gideceğiz. Yani bir daire düşünün, bir noktada çıkıyorsun, dönüyorsun, tekrar çıktığın yere dönüyorsun. Yani başka, Allah'tan geliyoruz, Allah'a gideceğiz. Ben sana kendi ruhumdan üfledim diyor. Ya insanoğlunda öyle bir cevher var ki, hiçbir şeyde bu yok. Sadece insanda var. O da nedir? Allah'ın ruhu, nefası. Ben sana kendi nefamdan, ruhumdan nefa ettim. Dolayısıyla bütün insanlarda, kafir olsun, mümin olsun, Cenab-ı Hak'tan bir cevher var. Ve aslında bütün insanlar kendi içinde mevcut olan iç tabiatındaki onu arıyor. Ona gitmek istiyor. Mesela musikide onu dinlemeye çalışıyoruz farkında olmadan. Ressam onu yapmaya çalışıyor farkında olmadan. Ne bileyim, seyri sefer ediyorsun, onu arıyorsun farkında olmadan. Yani topyekün beşeriyet bir arayış içinde. Kendinde meknuz olan Allah'ı arıyor. Tabi Mevlana bu arayışta doruk noktaya gelmiş. Zaman zaman da malum es-salatu miracul müminin. Namaz müminin miracıdır. Biz tabi sadece namaz olarak bunu tarif etsek de o semadaki yıldızların da bu seyir içinde olduğunu kabul ederek, inanarak, ki öyle ayette de öyle, her şey Allah'ı tesbih ediyor. Müridanı ile birlikte onların tesbihiyle Allah'ı arıyor. Yani bir sefer hali. Bu sefer halinde insan aradığını bulmanın hem yarışı hem düşüncesi, ne derseniz deyin, hatta kuruntusu da diyebilirsiniz, içindeyiz. Biz onu arıyoruz. Mevlana onu unuttu mu? Niçin unuttu? Zaten onu aradığını biliyor. Onun peşine koştuğunu biliyor. Onun içinde, onun tabiatında, iç tabiatında ona seyrettiğini biliyor. Her mümin insan da bunu bilmesi lazım, bilir. Yani kendi içinde bir sefere çıktık, biz yolculuğa çıktık. Her birimizin kalbinden Allah'a bir yol gidiyor. Esasen o yol taat-ı ibadetle gidilen bir yoldur. Buna kısaca zikrullah da diyebiliriz. Zikrullah insanı Allah'a taşıyan buraktır. Mesela demirelci olursan kırattır. Yani o zikrin adı böyle tarif edilebilir. Hepimiz ona doğru sefere çıktık. Gidiyoruz yani. Tabii yolda giderken senin inancına, teslimiyetine, samimiyetine bağlı olarak oradan sana sinyaller geliyor. Sadece sen yola çıkmıyorsun. O da sana bakıyor, nazar ediyor.
Onun nazarını bir aldığın zaman bir bakıyorsun ayakların yerden kesilmiş. Uçmaya başlıyorsun. İşte Mevlana ve emsali insanlar bu hali çokça yaşayan büyük evliyalardır. Allah şefaatlerinden mahrum eylemesin. Efendim biz bu hale gelebilir miyiz? Elbette geliriz. Yani Allah zaten velayet yolunu müminlere, İslam dünyasına, Müslümanlara hediye etmekle bize de bu kapıyı açtı. Bu kapının önündeki en büyük lider, önder İmam Ali Kerimallahu Veçhe Efendimiz'dir. 12 imam dediğimiz insanlar orada işte insanları Allah'a taşıyan insanlardır. Mesela İmam-ı Zeynel Abidin, İmam-ı Muhammed Bakır, İmam-ı Cafer-ü Sadık, İmam-ı Musa Kazım, İmam-ı Ali-i Rıza, İmam-ı Taki, İmam-ı Naki, İmam Hasan-ül Askeri, İmam Muhammed Mehdi, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mec. Ha bunların tamamı insanları Allah'a taşır. Risalet döneminde insanlar Allah'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu taşıdı. Bugün ise İmam Ali'nin yolundan İmam Ali ile birlikte giden imamlar taşıyor. Ne zamana kadar taşıyacaklar? Kıyamet sabahına kadar taşıyacaklar. Bunda kimsenin kuşkusu olmaz. Onun için çok şanslıyız. Allah bize böyle bir imkanı verdi. Böyle bir yolculuğa biz istemesek de çıktık. Değil mi? Zaten isteyerek çıkanlar çok efendim tecellilere mazhar oluyor. Ve Cenab-ı Hak Arabistan dünyasında peygamberleri bakın inceleyin. Türk İslam dünyasında da evliyaları. Yani şimdi Anadolu'yu gez, nereye gidersen bir veli rastlarsın. İşte 50 sene evvel yaşamış, 100 sene evvel yaşamış, 150 sene evvel yaşamış. Karış karış gezin, bunlar bu toprakların tapusudur. Onun için bizim kadar sağlam Müslüman da yok. Niye? Ya biz sağa sola dönemeyiz, hemen kucaklıyorlar bizi. Oğlum etme gitme, yani anam baban onlar senin. Sen onları tanımıyorsun, etmiyorsun ama onlar seni çok iyi tanıyor. Biz böyle bir yolcuyuz. Allah yolculuğumuzu hayırlı uğurlu mübarek eylesin. Ve Mevlana'ya Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin de mekanı cennet olsun. Karar aldık. Neydi karar? En kısa sürede çok değerli hocalarımızla birlikte bir Kur'an-ı Kerim ve Mevlid programı organize edeceğiz. İcra edeceğiz. El-Fatiha.